Merhaba arkadaşlar. Bugün Mira ile taş boyama yapıyoruz. Biz de sizinle beraber ilk kez yapacağız. Neler ortaya çıkacak çok merak ediyoruz. Daha güzel olması için önce taşları beyaza boyayacağız. Bir astar kullanacağız. Sonra üstüne çizim yapıp ardından da boyamaya geçeceğiz. Ve sonra da cila uygulayacağız. Ve böylece taşlarımız pırıl pırıl parlayacak. Önce buraya ben bir senin istediğin şekilleri çizeyim. Ne istiyorsun? Çiçek. Çiçek, tamam. Evet, hangi renkleri boyayacaksın şimdi? Söyle bakalım, neresinde renk boyayacaksın? Turuncu. Bu. Tamam. Şimdi boyayacağın renkleri buraya alalım. Bu ne istiyorsun? Hepsini koyacaksın galiba kız. Böyle bir şey çizdik ilk çizim olarak. Evet, şimdi ben bu istediğin renkleri... Hayır, turuncu. Tamam, turuncu. Sarı da koyayım mı? Diğerlerini de koyuyorum. Evet. Bence çok güzel renkler seçmişsin. Ay, çok da güzel boyuyorsun. En canlı renkler. Süper. Devam. Ben de boyayabilir miyim? Senin adında. Göbüşünü boyayabilir miyim? Bu bitkinin. Evet. Hepsinin göbüşünü sarıya boyayabilir miyim? Evet. Biraz şöyle hafif turuncumsu bir sarı olsun. Peki. Yaprakların her birini farklı bir renge boyayalım, tamam mı? Ne olmuş? Çok güzel olmuş Mira. Şurayı mora boyayabilir miyim? Şu rengin güzelliğine bak. Nasıl ya? Çok güzel bir renk. Boyuldum ben. Ben de. Sen beğendin mi bu taş boyama işini? Sevdin mi? Ben de çok sevdim. Çok keyifliymiş. Bak. Harika. Bence o çiçeğin bütün yaprakları turuncu olsun. Turuncunun etrafında başka bir renk alırız. Bak. Yapraklar gözükmüyor. Akıllı. Vay, senin çok güzel olmuş ama benimki hiç güzel olmadı. Seninki de çok güzel olacak. Olmadı işte. Oldu mu? Evet, çok güzel oldu. Oraları boya. Aferin, çok güzel oluyor. Biraz da sarı koy oraya. Sarı karıştır şuradan. Tamam. Götür oraya. Şimdi sarıyı. Aynen öyle. Ne sardım? Çok güzel. Çok güzel. Ona şimdi, biraz da sarı koy. Şimdi ne oluyor? Evet, çok güzel. Oraya biraz da sarı ekle. Tamam. Şimdi devam et. Çok güzel oluyor Mira ya. Sen de ilk eserimiz. Bu videonun çekimleri sırasında Mira da ben de çok hastaydık. Burnumuzu çektiğimiz anları hep kırptım ama gözümden kaçanlar olduysa affola. Miracığım günlerce taş boyama için gerekli malzemelerin gelmesini bekledi. Ve tüm malzemeler geldiğinde de onu artık tutmak mümkün olmadı. Mecbur hasta hasta başladık boyamaya. Eğer siz de ailece taş boyama yapmak isterseniz keyifli ve uzun süren bu aktivite için malzeme listesini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Taş boyamada hızlı kuruması ve su bazlı olması sebebiyle akrilik boyalar kullanılıyor. Çok çeşitli renkleri set halinde ya da tek tek almak mümkün. Akrilik boyalar suda çözülmesine rağmen kuruduktan sonra su ile sildiğinizde ya da ıslandığında çıkmıyor. Ben de malzeme listesini toparlarken öğrendim bu bilgiyi. Gerçekten çok ilginç geldi. Bu sebeple isterseniz akrilik boyanız kuruduğunda taşları bu halinde saklayabilir, isterseniz de daha parlak görünmesi ya da dış ortamda uzun yıllar renklerin canlılığını koruması için cila kullanabilirsiniz. Cilayı uygulamak isterseniz yağ verniği ya da sprey cilalar mevcut. Biz taş boyamadan çok keyif aldık ve günümüzü güzelleştirdi. Umarım siz de çok keyif alırsınız. Mira, biz bugün sende ne yaptık? Taş boyaması. Bir tane çok güzel bir uğur böceği yaptık. Tutabilir miyim? Tutabilirsin. Biraz boya olacaksın. Daha kurumadı ama. Evet, alttan tutarsan. Evet, öyle tutarsan bir şey olmaz. Bir tane de böyle rengarenk bir çiçek yaptık. Böyle yakından da gösterelim. Dur bir yakından göstereyim. Herkes görsün. Bak. Evet. O zaman bir elin serbest kalsın. Bir güle güle yapalım. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki boyamada yine görüşmek üzere. Bye bye.